Evet, geçen haftalarda Riot'tan bir mesaj aldım ve seninle çok gizli bir şey yapacağız dediler. Bu gizli şey de belirli yayıncı ve YouTuber'larla beraber oyuna eklenecek yeni silah, yeni süper ve skin setini ve savaş biletini önceden görme fırsatıymış. Birazdan hem silahı hem de skin setin bütün detayları göstereceğim ama oraya geçmeden önce abone olmayı unutmayıp bir küçük de beğeni bırakırsanız bu tarz gizli mesajları almaya devam edebilirim ben de. Hem de sizin için de böyle erkenden video hazırlama fırsatım oldu. O zaman ilk olarak silahtan başlayalım. Yeni silah yani Outlaw, keskin nişancı tüfekleri kategorisinde Marshall ve Operatör'ün arasında bulunan 2400 krediye alabileceğiniz 2 mermili bir silah. Bu iki mermiyi aynı shorty kullanır gibi arda arda sıkabiliyorsunuz fakat unutmamanız gereken bir şey var. İki mermiden sonra şarjör değiştirmeniz gerekiyor ve bu süre hiç de az değil. Hasara gelirsek de gövdeye 140, kafaya 238, son olarak bacağı da 119 hasar vuruyor. Gövdeye 140 vuruyor olması da en önemli durum çünkü artık yarım kalkanında gezerken tek yiyebileceğiniz de bir silah çıkmış oldu. Bir diğer güçlü yanı ise dürbün açıkken iki mermiyi de beklemeden sıktınız diyelim, dağılma diye bir şey yok. İkisi de eğim koyduğunuz yere gidiyor. Yani aslında çıkıp birisine gövdeden iki mermi atıp direkt öldürebilirsiniz. Hatta Outlaw'un duvar penetrasyonu yüksek olduğu için o iki mermiyle birden fazla kill dahi alabilirsiniz. Outlaw dürbünsüz kullanmak isterseniz de şansınıza biraz güvenmeniz lazım çünkü Marshall kadar isabetli gitmiyor. Ki o kadar isabetli gitti, iki hızlı mermiyle biraz fazla güçlü olur. Şimdiki halini sorarsanız da ben güçlü veya güçsüz diyemem, şu anda dengeli gözüküyor gibi. Evet, 140 vuran 2 tane hızlı mermiye sahip olmanız güçlüymüş gibi gözükebilir ama 2 mermi sonuçta. Dürbün olan short hissiyatı var biraz. Outlaw'da Marshall'la karşılaşırken arkadaki yeni Marshall dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Biraz da yeni setten bahsedelim. Çünkü bence oyuna gelmiş en iyi setlerden biri olacak. Özellikle ben genelde bu iki elle tutulan bıçakları çok sevmiyorum ama bu setin bıçağını çok uzun süre kullanacağım gibi duruyor. Chronomy setinin içerisinde ise gelen silahlar Sheriff, Spectre, Marshall, Vandal ve zincirli jet bıçakları diyebileceğimiz bir bıçak. Setin kendine az mermi değiştirme animasyonları, inceleme animasyonları ve tabii ki de bitiriş animasyonu var. Chronomy setinin kartı ve kill aldıkça bir noktası yanan silah hover'da bu şekilde gözüküyor. Şimdi bitiriş animasyonunu göstereyim fakat videonun sonuna da tek tek silahların atış, inceleme ve reload animasyonlarını da koyacağım. Daha detaylı bir şekilde o videonun sonundan izleyebilirsiniz. Oldu bir tane. Kısa bir mola. Gözü kapalı bile hallederdim. Çocuk kim bilebilirdi ki? İçine girince ne oluyor? Bu patlıyormuş. Yeni silah ve skinlerin oyun içinde nasıl olduğunu görmek isteyenler için de bu etkinlikte Avrupa vs Amerika oyunları düzenledik. Zaten arkadaki klipte kimlerle oynadığımızı görüyorsunuzdur. Bayağı bildiğiniz insanlar olduğunu düşünüyorum. Onlardan da klipler göstereceğim. Bu arada bu videoda da tabii ki 1200 VP saklamıştım. Hem de bu sefer 2 tane var. Şimdiden bulanlara hayırlı olsun. Siz bu videoyu izlerken de bugün yarın ikisinden birinde, muhtemelen ikisinde de yayında olacağım. Beraber skinlere ve silaha ayrıca bakarız. Şimdi devam. Allah, çok garip hissettiriyor ya. One tag. Yeah, one low bag. Hazır. Kendini geliştir. Whip. Oh. Grace. Görüş kısıtlı. Bıçağı spamleyince full çeviriyor, onu unuttum bak. Elveda. İyi nişancı. Iskalama. I think that's true. Kameram yok edildi. Bırak. Do it. She's 1 HP. What? How is she just tapped? She's 1 HP. Bak böyle. Vurdum bir tane. Yaşamadı. Şu çok mantıklı, çıkıp double tap atmak. What? Hit 88. One shot.
Yeni oynayacağımız customlarda da bunları bol bol test ederiz. Şimdi bir de size yeni savaş biletini göstereyim. Hem de skinlerin tek tek animasyonlara bakalım. Özellikle Marshall ve Şerif'in seveni bol olacak gibi. Her zamanki gibi yeni savaş biletimizde de 3 tane farklı set var. Fiber Optik, Tactic Play ve Guard Rail setleri. İlk olarak arkada ben tek tek hepsinin üstünden geçeceğim. Siz istediğiniz yerde durdurup özellikle istediğiniz bir skin varsa inceleyebilirsiniz. Sonrasında oyuna girip bıçağını ve diğer savaş bileti skinlerinden bir iki tanesini göstereceğim ki oyun içinde nasıl gözüktüğünü de görün. Tek özellikle söylemem gereken şey 10. bölümde kartı tamamladığınız zaman gelen Chrysalis kartı. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Chrysalis. Onda yumurtanın içinden çıkan iki tane tavşan kulağına benzer bir şey görüyorsunuz ve Chrysalis'in anlamı da kelebek olmadan önceki başkalaşma demekmiş. Koza hali yani. Yeni gelecek ajanla alakalı bir teaser fakat bu kozanın ajana dair nasıl bir ipucu verdiğini düşünmeyi size bırakıyorum. Çoğu kişinin tahmininde yeni bir kontrol uzmanı yani Smoker ajanın geleceği ama Mart'tan önce onu görme şansımız da yok. Oyun içerisinde de sırasıyla Guardrail, Tactic Play ve Fiber Optik setlerinin görünüşleri bu şekilde. Bıçak ise balta animasyonuna sahip bir balyoz diyebiliriz ve bence savaş biletine göre fena durmuyor. Aynı anda çıkıp yarıştığı bıçak da Kronomi setinin zinciri olduğu için biraz arkada kalmaya mecbur sanki. Şimdi gelelim asıl Kronomi setine. Bu sette genel bu süteme sakin, bitirişte yağmur yağıyor, mermi değiştirirken sizin içine su giriyor gibi. Renkler olarak da default renginde mavi olmak üzere beyaz, mor ve kırmızı rengi var setin. Renk olarak bence çok güzel seçilmiş, biraz yağmacı yandırıyor diyebilirim. Hatta bence genel olarak yağmacı setiyle benzer fakat animasyonları çok daha fazla beğendim. Özellikle Şerif'in çekiş ve mermi değiştirmesi çok iyi. Evet, Şerif'in mermi değiştirme animasyonunu güzel dedim fakat Marshall'ınki çok daha güzel. Özellikle Marshall'dan 2-3 tane mermi sıktıktan sonra bu şık 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 baya güzel. Bıçağa geldiğimizde de evet bir zincirimiz var ve incelediğiniz zaman sürekli dönen bir zincir bu. Yani siz başka bir şeye basmadığınız zaman o sürekli inceleyecek. Şöyle bir şey var. Normalde siz bir kez inceleme tuşuna bastığınız zaman yavaşça çeviriyor. Ona mesela iki defa daha bastınız daha hızlı çevirmeye başlıyor. Aynı hızda devam ediyor. Sürekli spamlerseniz de tabii ki en hızlı hızına geliyor. Ucuzcu. Tabii ki bu kadar uğraşılmış güzel detaylı bir bıçağın sağ tık ve sol tık animasyonlarından sonra bir şey olmazsa ayıp olurdu. Bıçağı sol tıkla attığınız zaman başka bir şey, sağ tık attığınız zaman da başka bir animasyon yapıyor. Böyle geri çekerken takla falan attırıyor. Keşke sağ tık attığınızda ileri doğru atma animasyonu biraz abartı oldu. Ama bu halleri güzel bayağı. Evet, genel olarak gelecek şeylerin özeti bu şekilde. Zaten bugün yarın yayında da beraber bakarız. Haven'ın gittiğini onunla beraber Icebox ve Lotus'un da değişeceğini öğrendik. Onları da eğer erken erişime koydularsa yayında oynarız. Bunların hepsine erkenden deneme fırsat verdikleri için de Riot Games ve Valorant Türkiye'ye tekrardan teşekkür ediyorum. Sizin de özellikle yeni silah hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi ben kaçar, görüşürüz.